Değerli arkadaşlarım merhaba. Arkadaşlar bundan bir hafta önce bir video çekmiştik. Bu görmüş olduğunuz makinede bir taş kesmiştik. Bu taşı kesmiştik. Bu çektiğimiz videoda bazı tepkilerle karşılaştık. Haklı olarak arkadaşlarımız yorumlar yapmışlar. Güvenlik tedbirleri almıyorsunuz diye. Ben sizden özür diliyorum. Bu videomu çok acele çektim. Yani size açıklama yapmadan çektiğim için taşın nasıl kesildiğini ve bu kestiğimiz makine hakkında bilgi vermediğim için çok özür dilerim sizlere. Dolayısıyla bu konuda sizlere açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Bunun için tekrar bir video çekeceğim arkadaşlar. Lütfen izlerseniz çok sevinirim. Bu görmüş olduğunuz testerenin yaklaşık 1 santim, 1,5 santimetrelik bir ön taraftaki kısmı içeriye doğru elmas kesicidir arkadaşlar. Bu elmas kesicimizin arka tarafı da bildiğimiz çeliktir. Dolayısıyla bu kesim yaptığımız aletin keserken herhangi bir tehlikesi yoktur. Onu da sizlere şöyle izah edeceğim tehlikesi olmadığını. Şimdi arkadaşlar şöyle uyarmışlar beni. Neden eldiven takmadınız diye. Şimdi bu eldiveni bu makineyi çalıştırdığımızda arkadaşlar taktığımız zaman da eldiven takmamızın daha fazla bir tehlikesi vardır. Onu size şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu eldiveni buraya taktığımız zaman bu eldivenimizin kesim yaparken şu eldivenimizin uç kısmı şu taşın arasına evet bu şekilde sıkışabilir. Bakın gördünüz. Evet. Bakın şu anda eldiven buraya sıkışıp bu şekilde eldivenle beraber bizi parmağımızı içeriye doğru alabilir. Ama elimizde eldiven olmazsa bizim parmağımız kesinlikle bu araya girmez. Ve parmağımız da burada sıkışmak zorunda kalmaz. Aynı zamanda bu gördüğünüz testereye kesim yaparken biraz sonra göstereceğim size. Ele değse bile bu testere el kesmiyor arkadaşlar. Şu anda bunu ben size göstereceğim. Lütfen panik yapmayın. Göstereceğim size şimdi arkadaşlar. Evet. Bakın. Şu anda parmağım kesiciye değiyor ama parmağım herhangi bir zarar vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kesici aletimizin parmağa herhangi bir zarar verme durumu yoktur. Zaten öyle bir şey olsa biz bunu kesmeyiz arkadaşlar. Size şimdi bir tane daha alet göstermek istiyorum. Evet. Bu görmüş olduğunuz da başka bir kesici. Bu sunta MDF keser arkadaşlar. Bakın bu görmüş olduğunuz aletin üzerindeki testere farklı bir testeredir. Bu testereye kesinlikle elinizi yaklaştıramazsınız. Bu elmas kesicidir. Buna eliniz değdiği anda elinizi komple kopartır. Dolayısıyla haklı olarak yorum yapan arkadaşlara açıklama yapıyorum. O kestiğim alette herhangi bir tehlike yoktur. Bakın size bunu da göstermek istiyorum. Evet, reset diyelim. Evet arkadaşlar, siz de doğada gezerken bu şekilde taşlarınızı ıslatarak bakın yanınızda pet şişe bulunur. Pet şişenin ucunu delip de taşların üzerine bu şekilde su dökersiniz.
taşın içinde ne olduğunu daha rahat görürsünüz arkadaşlar. Evet, bakın. Evet, bu taşımız meşhur çubuk ağıt taşıdır, çubuk ağıtıdır. Bunu ben çubuktan aldım arkadaşlar. Şimdi biraz sonra bu taşı keseceğiz ve bunun içinden neler çıktığını hep beraber göreceğiz. Videomu kapatıyorum. Kestikten sonra hep beraber bakacağız arkadaşlar. Baktığımızda bunu boş bir taş gibi görürüz ama şimdi içinden ne çıkacak biraz sonra hep beraber bakıyoruz arkadaşlar. Taşlarımızı kestik. İçerisinden bu şekilde desenler çıktı. Çeviriyorum arkasını. Arkası daha da güzel. Bu gördüğünüz taş meşhur çubuk ağıt taşıdır. Bunun parlatıldığı zaman çok güzel bir taş olur bu. Şu çizgileri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şunları görüyorsunuz. Çok güzel. Bu taş parladığı zaman da gayet güzel bir taş. İçindeki kırmızılığa da bakın arkadaşlar aynı zamanda bunu. Yaklaştırmak istiyorum biraz. Evet. Diğer parçaya bakalım. Gördünüz. Bu taşımızın dışı bu şekildeydi. Kesildiğinde böyle bir şey ortaya çıktı. Biraz önceki diğer taşı da göstereyim. Evet, taşın dışı bu. Dış görünüşü. Şuradaki kırmızılıklara bakın arkadaşlar. Bakın taşın her tarafı renkli renkli. Daha önceki videolarımda bahsederdim. Bundan sonra geçtiğiniz yerlere eğilerek bakacaksınız diye. Taş seven arkadaşlar çok güzel taşlar bulmaya başladılar. Instagram'dan fotoğraflar da gönderiyorlar bana. Tebrik ederim arkadaşlar sizi. Çok güzel başlangıç yaptınız. Daha da iyisini bulacaksınız. Makine hakkında da birazcık çok az bir bilgi daha vermek istiyorum size arkadaşlar. Bu makinamız şu testere burada döndüğünden itibaren bunun içerisinde bir hazne vardır. Yaklaştırmak istiyorum kameramı size. Taş, bunu kesmek isteyen arkadaşlar. Evet. Bu testeremizin biraz önce kestiğimiz testere şurada bir hazne yap. Bu makineyi biz kendimiz yaptırdık özel olarak. Burada su vardır bunun içerisinde. Bu testere döndüğü zaman bu içerisindeki suyu alıp devir daim yapıyor. Yani biz taşı suyla kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki günlerimizde kışı geçirirsek arkadaşlar yazın çok daha güzel yerlere gideceğiz. Çok güzel taşlar bulacağız. Çok güzel videolarımız olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Bu kanal sizin kanalınız. İlgilerinizden dolayı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim.